Peki arkadaşlar, buraya kadar e, SQL Server ile ilgili temel e, hatta e, son derece e, iyi bir seviyede bilgi birikimine sahip olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü genelde bu bahsettiğimiz konular çerçevesinde zaten bir yazılımcı gözüyle e, bakılıyor oluyor veritabanı tasarımı kısmına ve yönetimi kısmına. E, şimdi ise e-ticaret sistemimizin veritabanı tasarımını yapıyor olacağız. Ee, tekrar tabii ki şöyle bir sitemizin görseline bakarız, hatırlamaya çalışırız hatta görselden ilerleriz. Ee, sırasıyla gerekli tabloları ve tablolar arasındaki ilişkileri bir e, diyagram üzerinde e, oluşturuyor olacağım. Ve bu veritabanı tasarımı da e, ilerleyen konularda backend dediğimiz e, arka plan kodlamasında Visual Studio'da MVC projesinde kullanılarak e, proje örneği Geliştiriliyor olacak, arkasında gerekli kodlama yapılıyor olacak veri tabanı işlemleri. Ee, tabii ki gerekli düzenlemeler uygulama içerisinde olacaktır. Ee, veri tabanı tasarımları ne kadar ee, ekran tasarımına göre bakıp yapsak da e, ufak değişiklikler veya e, müdahaleler gerekebilir. Bu projeyi geliştirirken doğaldır. Hani bir kere de ben veri tabanını kurdum. Bu katıdır. Bunun dışına çıkılmaz. Artık bu buraya ne yeni bir kolon eklerim, ne tipini değiştiririm, ne karakter sayısını arttırırım gibi şeyler düşünmememiz lazım. Tabii ki baştan e, gereken o temel e, tasarımı ortaya çıkarmalıyız. Ama ufak dokunuşlar gerekli. Aa Burada böyle bir kolona da ihtiyaç vardı. Burada böyle bir karakter limitini arttırmam gerekiyordu gibi. Burası boş geçilemezdi. Geçilebilir yapalım gibi şeyleri de ya da veri tipini burada değiştirelim dediğimiz noktalarda değişikliğe gitmemiz gerekebilir. Bu normal bir süreçtir. E, çok mükemmel bir e, işleyiş modeline kendinizi sokmayın. Bu kendinizi kısıtlamaktır. Özgür bırakın ve bu şekilde tasarımlarınızı gerçekleştirip projeleri hayata geçirmeye çalışın. Önemli olan budur arkadaşlar. Ee, sözü fazla uzatmadan hadi gelin başlayalım tasarım işlemlerine.